sevgi göstererek selamlıyorum. İstanbul Sanayi Odası gibi İstanbul'umuzun köklü ve çok değerli bu kentin üretimine ve bu ülkenin ekonomisine katkı veren, istihdam eden, katma değer vermesi yaratan siz kıymetli iş insanlarıyla buluşmaktan duyduğum keyfi onu belirtmek istiyorum. Buna fırsat verdiğiniz için çok mutluyum. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul'un seçimle gelen ve tüm konularına hakim, tüm konularıyla ilgili çözüm üretmek mecburiyetinde olan ve bu çözüm üretirken de tüm bileşenlerine ve paydaşlarına danışarak, sorarak, konuşarak çözüm üretmeyi bir felsefe haline getirmiş bir yönetimle sizi selamlıyorum. Bu anlamda İstanbul'un kıymetini zaten Sayın Başkan burada ifade etti. 16 milyonluk nüfusuyla İstanbul Avrupa'nın en büyük kenti. Aynı zamanda İstanbul'un Türkiye ekonomisinin ne kadar önemli bir kısmını ürettiğini ifade etti ki bu anlamda hepimiz bunun farkındayız. Bir başka deyişle aslında Türkiye'nin her noktada, her alandaki gemisini yürüten, İstanbul'un her yönüyle eşittir Türkiye ifadesini kullandığımız bir kentten bahsediyoruz. Yani bugün tek başına bağımsız bir ülke olsaydı İstanbul, dünyada 25-30 büyük ekonomi arasına girme ihtimali olan bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ekonominin ya da bu üretimin paydaşı olan sizler çok değerlisiniz, çok önemlisiniz. Düşünceleriniz, ifadeleriniz, varlığınız, yaptıklarınız ve yapacaklarınız çok önemli. Bu anlamda benim burada bulunmam, elbette ki sizlerin kıymetli fikirlerini dinlemem benim için bir vazife. Ne zaman bunu uygun görürseniz gelmekten imtina etmeyeceğimi hepinize belirtmek istiyorum. Kampanyamda dile getirdiği bir şey var. Ben bu şehrin insanlarına güveniyorum. Bu şehrin 16 milyon değerli insan kaynağını bilerek göreve talibim. O bakımdan benim aslında görevimin tanımı bu şehrin bir moderatörü olmak. Bu şehrin insanlarına talimat vermek değil. Bir arada iş üretmek, bir arada fikir birliği oluşturup ona göre bu güzel, bu kadim kentin yönünü, yol haritasını belirlemek. Bunun için ekonomik aktörlerle bu şehrin hem ekonomisini hem sanayisini konuşmak elbette ki bizim için vazgeçilmez bir prensip. Bu anlamda kullandığımız metot ortak masalar oluşturmak. Önyargısız, herkesin içinde olduğu, farklı fikirlerin bu buluşmalarda rol almasını sağladığımız ortak masalar kuruyoruz. Şehrin her sorununu tartışabilmek adına bu ortak masaları kuruyoruz. Buna dönüp de çalışmalarımızı başlattık. Birçok alanda epeyce bir yol aldığımızı söyleyebilirim. İstanbul Sanayi Odası'yla da aynı yöntemi oluşturmak, kurmak, geliştirmek ve yol almak istiyoruz. Ortak masalarla ilgili bir iki örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Örneğin bir turizm masamız var. Bunu bir platforma da dönüştüreceğiz. Yaklaşık 2 aydır çalışmalarını sürdüren İstanbul'un bir turizm master planı nasıl oluşturabiliriz? Hep birlikte nasıl üretebiliriz? Hep birlikte nasıl bir metotla İstanbul turizmini en etkin şekliyle var edebiliriz konusunda çalışma yürüttüğümüz bir turizm masası. Birçok aktörü içine kattık. Yine Sayın Başkan ifade etti az önce bir fuar merkezinden bahsetti. İşte bir kongre ve fuar turizminin kente katkıları nasıl oluşturabiliriz? Bölüm bölüm parçaları var. İnşallah Kasım sonunda çok üst seviyede bir turizm master planının öncü çalışması olacak olan bir çalıştay hazırlıyoruz. Sizleri de oraya davet edeceğiz. Bir örnek, bir başka alandan bir örnek vereyim. İnanç masasını kuruyoruz. Bu şehrin farklı inançlarını, kendisine yer bulduğu duygularını, beklentilerini, yaşadıkları bazı hususları, eşitlik ya da eşitsizlik konusundaki düşüncelerini ya da eleştirilerini aktarabilecekleri bir
masraf kuruyoruz. Çok derin ve hassas çalıştığımız alanlardan biri. Bütünüyle bunlar aslında demokrasinin varlığının bir şekildeki teminatı olmasına dönük bence çok ciddi ve bildiği kısmıyla da öncü adımlar. Değerli sanayi odamızın üyeleri, bugün özellikle ülkemizin ekonomik durumunu hepiniz benden iyi biliyorsunuz. Benim size burada ekonomik veriler üzerinden konuşmamın çok da bir anlamı yok. Ve az önce de Sayın Başkan ifade etti, başta İstanbul olmak üzere aslında ülkemizin üretimden ne kadar uzaklaştığını da hepimiz biliyoruz. Türkiye ekonomisinin en öncü sektörünün evet bir inşaat sektörü olduğunu ve bunu biz ülke olarak felsefe edindiğimizde aslında nasıl sıkıntılar ve kayıplar yaşayacağımızı da benden daha iyi bilenlersiniz ve yaşayanlarsınız. Bu arada sizler sanayicisiniz, ben inşaatçıyım. Böyle de bir tarafımız var. Benim söylemlerim daha değerli diye düşünüyorum. Bir itiraf bile kabul edebilirsiniz. İtiraf derken ezelinden beri bu savunan bir soru soruyor. Oysa üretim yapmaktan uzaklaşan bir ekonominin var olma şansı yok. Sürdürülebilir bir başarıya sahip olma şansı yok. Bizim yeniden üretmeye, üretim seferberliğine ülke olarak ihtiyacımız var. Şehir olarak da ihtiyacımız var. Her noktada, her üretimle ilgili her alanda, her sektörde aslında üretim seferberliği. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açıkladığınız birçok politikaların sonuna seferberlik sözünü ekliyorum. Çünkü milletçe geçmişimizden bugüne seferberlik kelimesinin bizim büyüklerimizde, atalarımızdan bugüne çok derin kavramları vardır. O manada daha iyi anlaşılır, daha iyi hisselleştirilir ve daha iyi idrak edilir. Onun için üretimde de bir seferberliğe ihtiyacımız var. Bununla ilgili üzerimize belediye olarak ne düşüyorsa biz yapmak için hazırız. Tüm sanayi odası üyelerinin bulunmasını istiyorum. Yani bu şehre daha fazla üretim adına yatırım yapmak, finansman çekebilmek, yeni kurumsal yapılar kurmak üzere hazırız ve beraber üretmeliyiz, beraber çalışmalıyız. Birkaç örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Yani kurulum aşaması tamamlanmak üzere olan ve özellikle yurt dışı örneklerinden de iyice yararlandığımızı düşündüğümüz, bir nevi temelini oluşturduktan sonra da sizin gibi paydaşlarla güçlendireceğimiz bir İstanbul Yatırım ve Tanıtım Ajansı'nı oluşturmuş durumdayız. Yani burada aslında temel hedefimiz kentimize gelen sermayenin doğru yatırımla eşleşebilmesi, doğru noktada doğru işi yapabilmesi konusunda onlara en doğru, en öncü sebebi rehberliği yapma konusunda bu anlamda öncü bir kurum haline getireceğimiz bir çalışma bu. Bunun aslında Amsterdam'da, Londra'da çok sıkı, iyi örneklerini biliyoruz. Test ettik, konuştuk ve onların özellikle tecrübelerinden iyice faydalandığımız bir kuruluştan bahsediyorum. Şehrimize yatırım yapmak isteyen yabancıların buraya geldiklerinde özellikle kamu kurumlarında yaşadıkları bütün tereddütleri ve engelleri ortadan kaldıran bir sistemden bahsediyoruz. Yine aynı ajans az önce söylediğim gibi kurduğumuz turizm platformuyla beraber de entegre çalışarak İstanbul'un bir destinasyon olarak tanıtımının ülkenin ticari olarak merkezlerindeki anlatımını yapmaya dönük de bir ofisimiz haline gelecek. Benzer şekilde kuruluş hazırlıklarını bitirdiğimiz ve şu an rapor çalışmalarına başlayan inşallah Aralık ayında da ilk neticelerini sizinle bu kent adına, bu kentlerin, kentimizin verilerini en sağlıklı bir biçimde kamuoyuna hatta sizlere ulaştırmak adına oluşturduğumuz İstanbul İstatistik Ofisi. Ben özellikle İstanbul'la ilgili süreç başlattığımızda kentimizin hatta ülkemizin ne yazık ki sağlıklı veriye ulaşabilme konusunda sıkıntılar olduğunu hepimiz yaşıyoruz ve biliyoruz. Yani birçok konuda güvenlik esasına da baktığımızda sıkıntı yaşadığımız, ne açık ki sıkıntı yaşadığımız kurumlar var. Bu anlamda İstanbul İstatistik Ofisi hem sizlere hem de yabancı ekonomik anlamdaki servislere hizmet edecek, servisler yapacak bir kurum haline gelecek. Bence veri olmadan tasarım yapabilmek ya da bir geleceğe dönük vizyon belirleyebilmek mümkün olmadığını yine benden daha iyi bilen kişilersiniz sizler. Bu girişimlerimizin asıl amacı şehrimizde ekonomik aktörlerin işlerini geliştirmelerine destek olmak,
yardımcı olmak, her alanda üretim seferlerini sağlama amacıyla onların önündeki engelleri kaldırmak bizim bu anlamda en önemli hususlarımızdan birisidir. Bunu da altını çizmek istiyorum. Bir başka husus, birçok konuya kısa kısa değineceğim. Örneğin İstanbul'un gıda ihtiyacını daha çok kendi periferinden elde etme amacına dönüp yakın çevresiyle irtibatını güçlendirmek, üretim alanlarıyla sıkı bir denetim ve koordinasyon sağlamak üzere de adımlar atmış durumdayız. Bu anlamda özellikle kırsal alanları motive etmek, özellikle İstanbul'un kendi içindeki köylerini motive etmek noktasında bir çalışma yürütüyoruz. Dev bir şehiriz, 16 milyonuz. Böyle bir şehrin gıda gereksinimlerinin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu noktada üretimin yapıldığı yerden sürece hakim olmak ve bunu şehre taşımanın sağlayacağı faydaları hem ekonomik anlamda hem de gıdanın güvenilirliği noktasında ne kadar önemli bir hizmet olacağını çok iyi bilirsiniz. Değerli üyelerimiz, ekonomik aktörlerin insan kaynağına ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Sayın Başkan da ifade ettiler. Özellikle İstanbul'da birkaç kurum üzerinden bu noktaya değinmek istiyoruz. İSMEK'ten bahsetti Sayın Başkan. Evet, İSMEK ne yazık ki daha çok COBİK ismiyle anılan ve bu alanda kendini büyüten, geliştiren bir kuruma dönüştü. Bu da olmalı. Bunun da farkındayız. Asla bunu aksatmayacağız. Toplumun bu anlamdaki sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ama yanı sıra yeni bir kurumumuzu sizlere duyurmak isterim. İstanbul Kent Enstitüsü ve yine Kent Enstitüsü ile beraber sanayinin ihtiyaçları, sektörlerin ihtiyaçlarına dönüp insan kaynağına eğitimler veren bir merkez haline burası dönüşecek. Yine bir dönüşümle bir global kent enstitüsünü kurarak özellikle evrensel bir takım mesleki değişimleri takip eden ve bu konuda sektörlerin İstanbul ve çevresindeki ihtiyaçlarına İstanbul'daki 16 milyon insanın hazırlanmasına dönük bir sistemi var edeceğiz. Dolayısıyla hem İSMEK, hem İstanbul Kent Enstitüsü, hem de İstanbul Global Kent Akademisi bahsettiğiniz mikro ölçekte ihtiyaç duyulan mesleklere hizmet eden kurumlar haline gelecek. Ciddi bir yapısal değişim içerisindeyiz. Geri gelmez bunu başlattık. Bir yıl içerisinde bu sürecin en üst seviyede meyvelerini toplayacağımızı milletçe şimdiden görüyoruz. Ve şehrimizin ekonomisine kazandırmak istediğimiz simgesel bir alandan da bahsetmek isterim. İstanbul Esenler Bayrampaşa ilçelerimizde bulunan otogar. Burası uzun yıllardır otogar olarak hizmet vermekte. Ama ne yazık ki fiziksel bozulma, oradaki çevreye yarattığı depresyonla hem kendisi sağlıklı hizmet verememekte olduğu gibi çok yoğun nüfusa sahip Hüngören, Esenler ve Bayrampaşa'da oradaki kitleye de özellikle gençlere de çok kötü örnekler oluşturacak bir merkez haline gelmesini ne yazık ki canlı canlı izledik. Gelip gelmez müdahale ettiğimiz ve buranın değişimine adım atmak anlamında yönetimini ele aldığımız bu sistem şu anda hem İstanbul ekonomisine katkı sunan bir hale geldi, hem de oraya herkesin ailesiyle beraber gidip çoluğunu çocuğunu yolcu edecek, eşini, akrabalarını yolcu edecek ya da yolcu karşılayacak bir sisteme dönüşmüş. Güvenilir bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki haline gelmiştir. Ama buradaki yakın plandaki esas hazırlığımız hem Esenler Otogarı'nın hem de Harem Otogarı'nın bir Anadolu'da ve bir Avrupa yakasında olmak üzere yeni otogarlara kavuşturacağımız İstanbul var edip buradaki otogarımızdan, mevcuttaki otogarımızdan da tümüyle bir teknoloji hubuna ya da start-up'lara fırsat tanıyan bir merkeze dönüşmesini sağlamak. Yakın planda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir yeşil alanın göbeğinde metro hattının içinden geçtiği bir sistemin şehrimizin hem ekonomisine hem de özellikle girişimcilere büyük fırsatlar tanıyacak şehrin merkezinde istediğinde toplu ulaşımda çok yakın plandaki birçok servise, sosyal yaşama
ulaşabilecekleri bir merkez haline getireceğimiz bir alan. Burada toplamda 500 bin metrekarelik bir yapıdan bahsetmekteyiz. Bunu inşallah İstanbul'un hizmetine hızlıca geçireceğimizi şimdiden duyurmak istiyorum. Değerli sanayi odamızın üyeleri, İstanbul'un gelecek vizyonu olmadan geleceği konuşmak elbette mümkün değil. Bu kentin 2050 vizyonunu çalışıyoruz. Aslında başlatmış olduğumuz 5 yıllık stratejik plan çalışmalarıyla bunun adımını atmış durumdayız. 5 yıllık stratejik planımızı ve akabinde 2050 vizyonuna dönük çalışmalarımızla tümüyle halkımızla yapacağız. Mesela ilk 3 toplantıya ben bizzat katıldım. Yani Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımız, yöneticilerimiz içinde olan bir sistemle başlayan bu süreç aynı zamanda İstanbul'un on binlerce insanın aktif katıldığı toplantılarla sürdürülüyor ve bin civarında muhtarımızla devam ediyor. Meslek kuruluşlarıyla ve sizler gibi değerli kurum ve kuruluşlarla da onların da katılımlarıyla sürecek bir stratejik plan hazırlığından bahsediyoruz. Yani masada bürokratların yazıp çizdiği bir stratejik planın geçerli olmadığı, sadece basılı bir envantere dönüştüğünü en iyi hepimiz biliyoruz. Bu manada bu değişimi yaratarak 2050 vizyonuna bu kentin yolunun ve rotasının belli olan bir kente dönüşmesini sağlamak amacındayız. Burada üç temel unsuru çok önemsiyoruz. Bu kentin yeşil bir kent olmasını sağlamak, mutlak yaratıcı bir kent olmasını sağlamak ve elbette ki bu şehrin hepimizin vazgeçilmez olduğu adil bir şehir olmasını sağlamak olacaktır 2050'deki vizyonun. Belediye yönetiminde eğer bir şehirde felsefenin yerleşmesi için ve tüm bu söylediklerimizi yapabilmemiz için tasarruf yapabilmenin, tasarruflu bir kent olabilmenin her hususta önemli olduğunu belirttik ve bu konuda bir bizzat belediye olarak kendi yolumuzu belirlerken bu söylediğimiz işlere uyma konusunda adımlar attığımızı, yerine getirdiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Bu konudaki tasarruf tedbirlerimizi aldığımız tasarruf tedbirleriyle beraber engellediğimiz bir kısım israfların bu şehrin ekonomisinde geçmişte nasıl sıkıntı verdiğini ve bizi nereden kurtaracağını Haziran ayı sonunda 6 aylık planımızı tümüyle kamuya açık bir sunumunda hepinizle belgesiyle, evrakıyla, rakamlarıyla paylaşacağım. Hepinizi de oraya davet edeceğim. Katılmanız bize büyük katkı sunacaktır. Her şeyden önce bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleri, kurum ve kuruluşları hesap veren kurumlar olmak zorunda olduğunu, denetlenebilir mekanizmalara dönüşmesi gerektiğini biliyoruz. Bu konuda adımlarımızı attık. Şeffaflık ilkesini mutlak ve mutlak bütün şirketlerimize, bütün iştiraklerimize ve belediye kurumumuza yerleştireceğiz. Herkes bilecek ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizlere aittir. Bu şehrin 16 milyon insanına aittir. Az önce Sayın Başkan şehrimizin iki kurumu dedi. Biz başka bir boyuttayız. Biz herkese aitiz. Burası sanayicilerin yeri. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi herkese ait. Dolayısıyla bu kapsayıcı kavram olan bu kenti tüm bir 16 milyon insana hizmet ederken 16 milyon insana ait olduğunu hissettirmesi şart. Bu anlamda güvenli kurumlara denetim mekanizmasını oluşturacağımızı, özellikle uluslararası deneyime sahip kurumlarla yol alacağımızı da sizlere duyurmak isterim. Elbette bu kentin sosyal ihtiyaçları var. Bunlardan kaçırmamız ya da bunları görmezlikten gelmemiz mümkün değil. Bir şehirde neyi öncelersiniz derseniz ki de devamlı olarak mega proje diye bir kavram var. Yıllardır hep gündemimizde her seçimde çok konuşulur. Mega proje denince de devasa yapılar, kanallar vesaireler konuşulur. Aslında bunlar insan hayatını pek de değiştirmez. Yani insan hayatını değiştirecek olan insana yapılan hizmettir. O manada biz bu kentin çocuklarını çok önemsiyoruz ve bu şehrin çocuklarını eşitlemek niyetindeyiz. Her semtte, her mahallede yaşayan çocukların temel ihtiyaçları konusunda eşit bireyler olmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda Nobel ödüllü ekonomist James Heckman'ın çok değerli bir tarifi var. Yani bir çocuğa bir dolar yatırımın yetişkin olduğu anda 10 dolar olarak geri alınmasının ekonomik olarak kanıtlandığını ifade eder. Bu gerçekten öyle bir şey. Yuvamız İstanbul projesinin bizzat sanayi odasının ve sanayi odası üyelerinin ki biz davetlerimizi yaptık,
Birçok kurum, kuruluş, vakıf ve şirketlerimiz, iş insanları katıldılar. Yuvamız İstanbul projesini lansmanını yaptık ki şu an 11 noktada Sultanbeyli'den Bağcılar'a, Silivri'ye kadar 11 noktada başladık ve bir yıl içerisinde göreceksiniz 150 kreşi sizlerin de dayanışmasıyla, bu kentin duyarlı insanlarının da bizimle bu süreci paylaşmasıyla harekete geçireceğiz. Ve gerçekten bu şehirde çocuklarımıza, onların bakımlarına, onların geleceği hazırlamalarına, okul öncesi eğitim almalarına fırsat yaratmış olacağız. Bu hesaba göre aslında az önce söylediğim bu ekonomik veriler üzerinden gidersek, yani bir çocuğun suça bulaşması, bir çocuğun iyi gelişmediği zaman yaratacağı travmalar ve bir topluma vereceği zararı hesap ettiğinizde, aslında sağlıklı bireyleri yetiştirdiğinizde bu ülkenin ekonomisine sunacağı katkıyı varı sizler düşünün. En iyi hesabı sizler yaparsınız. Bu manada bize destek olmanızı özellikle istiyoruz. Bir başka sosyal projemizden başlatmak istiyoruz. Başlattığımız bir sosyal projeden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 10 gün önce hayata geçirdiğimiz ve 100 bin çocuğa süt dağıttığımız bu kentte insanların bize geri dönüşlerini, ifadelerini tarif bile edemem. Evine süt girmeyen çocuklara bu şehirde ayda 100 bin çocuğa her gün bir bardak süt içebileceği şekilde süt dağıtıyoruz. Bu aynı zamanda yakıp perifere taşıyıp buradaki üreticilerden elde edeceğimiz bu sistemin başka gıda zinciri oluşumlarına da nasıl katkılar sunacağını ve bir model oluşturacağını ben şimdiden görüyorum ve bizi ve bu şehri çok huzurlu, çok daha vicdanlı bir kent haline dönüştüreceğinden de hiç şüphemiz yok. Değerli meclis üyesi arkadaşlar, Sayın Başkan bahsetti, deprem meselesi bana göre bu kentin en önemli meselesidir. Bazı meseleler var, anlık hissediyoruz. Trafikte yol sıkışı, trafik sıkışıklığını en önemli mesele olarak tanımlarsınız. Bazı meseleler vardır ki o meseleler, o sorunlar hissedilmez. Sallandığımızda anlarız, tekrar hatırlarız. Eğer bir toplumun hafızası bu anlamda yeterli kadar canlı değilse de sıklıkla unuturuz. Deprem böyle bir şey. 99 depremini hep birlikte yaşadık ve hep birlikte hissettik. Hissettiğimizde 16 milyon insanın büyük bir kısmı bu ülkede deprem varmıştı. Yani İstanbul depremi yaşamayınca depremi anlamamıştık, anlamadık. Ama 20 yılı nasıl geçirdik? Çok acı ki iyi geçirmedik. Çok net. Yani Sayın Başkan 3 maymun oynamayacağız dedi. Ben de kafamızı kuma sokacak yönetici değilim diyorum her yerde. Yüzleşmeden soruna çare bulunmaz. Bu meseleyi bir milli mesele haline getirmeden bu soruna çare bulunmaz. Bu meseleyi siyasetin bir parçası yaparsanız hiç bulamazsınız. Ben bu meselenin tam da göbeğindeki bir kurum başkanıyım derdiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu şehrin bu meselede en önce aktörüdür. Kurduğu merkezlerden, afet merkezlerinden, elindeki teknik imkanlardan, bütün bilgileriyle beraber en merkezindeki kurumdur. Yani o kurumun en merkezindeki olan, o meselenin en merkezinde olan bir kurumunda alacağı tedbirler önemlidir, hazırlıklar önemlidir. Biz bu şehri bir kere veri verimi yüzleştireceğiz. Yüzleştirdik, bir miktar anlattık. Geçtiğimiz belediye meclisinde bir saatte yakın bunun sunumunu yaptık. Şimdi gelir gelmez talimat verdiğim ve çalışmalarına başlattığımız sürecin son aşamalarına geldik. Bir deprem konseyi oluşturuyoruz. Bu kez konseyde herkes olacak. Kasım ayının ortasında yani 15 ile 20'si arasında duyurumuzu inşallah önümüzdeki hafta yapacağımız büyük bir deprem çalıştığı yapıyoruz. Mevcutta oluşturduğumuz deprem konseyimizde yurt dışından çok deneyimli ve bilgili, tecrübeli olan insanlarımız da var. Bu konudaki çalışmalar ve programı netleştiğinde sizinle de irtibat kurarak Kasım ayındaki bu çalıştayımızda hem depreme dönük İstanbul'un mevcut durumunu, hem İstanbul'un depreme kadar, olası bir depreme kadar alması gereken fiziki tedbirleri, afet anı ve afet sonrası ile ilgili süreçleri tarifleyeceğimiz bir çalıştay yapacağız. Bu felaket tedbirleri almadan gerçekleşirse ekonomiye vereceği zararı, bu şehrin motivasyonunu nasıl kıracağını ben tahmin bile etmek istemiyorum. Yani Allah esirgesin bu şehri.
Bakın birçok simülasyonlar var. Birçok veriler var elimizde. Bunların bir kısmını açıkladı. Yani siz bir şehirde 50 bin yapının, binanın, dairenin demiyorum, 50 bin yapının çok ağır hasarlı ya da çok hasarlı binaya dönüşeceğini ifade edin. Büyük bir depremde 12-13 bin can kaybı derseniz insanları aldatırsınız. Böyle bir şey olmaz. Hem 50 bin yapıya güvenmeyeceksiniz, hem de 12-13 bin. Onun için çok hızlı hareket etmeliyiz. Dönüp Yaradan'a dua etmeliyiz. Allah'ım bu depremi bu şehre geç ver diyerek her günümüzü aktif bir şekilde depremi hatırlayarak ve depremle ilgili çözüm bularak hareket etmeliyiz. İstanbul bu ülkenin her noktasındaki yarayı sarar ama İstanbul'un yarasını sarmak öyle kolay bir iş değil. Bu manada bütün hususları önümüze sereceğiz, gerçekleri yüzleşeceğiz, çareleri oluşturacağız, tedbirler alacağız, yolumuzu koyacağız. Bu manada herkesin konuşması ve herkesin fikir yürütmesi ve birlikte hareket etme konusunda da kaygılarını, ön yargılarını bir kenara itip aynı masada çalışma edebiyle, ahlakıyla, tutarlılığıyla, sorumluluğuyla hareket etmek zorundayız. Bu işin başka bir yönü yoktu. Şehrin riski bina materyalini çıkarıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı da başlattık. Bütün ilçe belediyeleriyle tekrar yazıştık. Ve sorumluluk sahibi olup ilçe belediyelerinin aktif katılımı olduğu takdirde hızlıca beraber hareket edeceğiz. Olmadığı takdirde biz devreye gireceğiz aktif bir şekilde. Sadece önümüzdeki yılın bütçesine 1 milyar liranın üzerinde depreme dönük bir bütçe kalemi oluşturun dedim. Çünkü bu bile düşük bir rakam. Ama çok hızlı bir şekilde bizim bu araştırmalara ve teknik sisteme dönük hareketler belirlememiz lazım. Bizden önceki yönetimin unutan şekliyle hareket ettiği bir anlayışla biz hareket etmeyeceğimiz belirtti. Her hafta bu işi hatırlatacağız, göreceksiniz. Bir sabah kalktığınızda biz bu şehri sözlerimize bir sallayacağız. Sizi bir kendinize getireceğiz. Ondan sonra tekrar depremi size hatırladık. O haftaki sorumluluklarınızın bir parçasına depremi not etmenizi sağlayacağız. Kentsel dönüşümü bir ansal dönüşme değil, gerçekten yerinde binaları büyüten, hormonlaştıran, yapıları abartılı bir şekilde getirip bu fırsatı bir bina dönüşümüne, bir para kazanma metoduna değil, insanların tekrar güvenli yapılarına sahip olma metoduna bu şehri kavuşturacağız. Bu konuda samimi, kararlı, o hesabı yapmadan, hiçbir siyasi mevzunun malzemesi yapmadan kararlı adımlar ve hareketler yapacağımızı sizlere duyurmak istiyorum. Yine bir başka hassas konu, değerli başkanımız güzel bir espriyle aslında, daha doğrusu bir anısıyla bahsettiği konu. Aslında şehrimizin bir başka hususuna parmak basarak bunun altını çizmek istiyorum. İstanbul şehri, İstanbul'un dinamik yapısı, İstanbul'un paydaşları, kurum ve kuruluşlarıyla rahatlıkla yönetilir. Sanayi odasının içindeki tecrübeleri, deneyimleri, işin içerisinde olan kurumlarımızın içindeki insanları kattığınızda bu ülkeyi yönetecek onlarca kadro çıkartır. Hiç tereddütsüz söylüyorum. Dolayısıyla seçilmiş insanların bir takım kurumlara, kişilere müdahale değil, yardımcı olma ve bir arada üretebilme, bir arada oturabilme, bir arada demokrasiyi güçlendirebilme çabasını göstermek zorunda olduğunu belirtmek istedim. Ve yerel yönetimin güçlenmesi tam da yine Sayın Başkan'ın verdiği ki 21. yüzyılın değil, şu anda Türkiye'de şehirlerde yaşayan insanların oranı %80'i aşmış. %85'e doğru gidiyor. Gidin bir şehir merkezlerine bakın, nüfuslarını alın, orantıyı koyun. Ne yazık ki kırsalda insan kalmamış. Dolayısıyla birçok çözümü şehirlerde üreteceğiz. Burada tek yolu var bunun. Yerel yönetimi güçlendirmek. Yerel yönetimi bir önemli bir koordinasyon merkezine dönüştürmek. O bakımdan biz bu şehrin kararlarının alınmasında ve şehrin geleceğinin planlanmasında bu şehrin bireylerinin, aktörlerinin etkin olmasını istiyoruz. Geceden sabaha bu şehre bir plan yönlendirmesini ya da bir planla insanların bir bakıyorsunuz Büyükşehir Belediye binasının önünde bir bina dikiliyor mesela. Bu mümkün mü? Mümkün. Niye? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde habersiz şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin 4 kurumu İstanbul'un herhangi bir noktasında imar planı yapabilir. Hatta bir binaya ruhsat bile verebilir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok.
Buna son vermek zorundayız. Böyle bir şey olamaz. Kimse buna rıza gelmez. Düşünseniz Ankara'daki bir bürokrat oturacak, bazen siyasi bir egoyla, bazen kişisel bir egoyla ya da bazen mesleki bir egoyla karar verecek, İstanbul'un herhangi bir noktasına karar vermiş olacak. Az önce sanayi bölgelerinden bahsedildi, sanayi ile ilgili süreçten değerli başkan bahsetti. Evet, ben de bu şehrin sanayi ile entegre, sanayi ile bir arada üreten ama aynı zamanda yaşayan çevreci ve duyarlı bir üretim mekanizmasının kurulmasından yana olamayız. Bu kadar net. Hiç başka bir tarifi yok. Dolayısıyla sanayi ile ilgili ya da bir şehrin çevre planını oluştururken, bu mekanizmanın varlığını ortaya koyarken kiminle karar alırsınız, kimin bu işi ilk önce planlarsınız ya da oturup konuşursunuz? Elbette bir sanayicilerle konuşacaksınız. Ne düşünüyorlar? Ne istiyorlar? Nasıl bir şehir hayal ediyorlar? Bunu sizinle kolaylaştırmak aslında neyi sağlıyor? Bir yöneticinin aslında bu kenti yönetmekte bir nevi işini kolaylaştırıyor. Şimdi İstanbul'da 1/100 binlik plan yaklaşık 2-2,5 yıldır bir ofiste çalışılıyor. Sanayici bundan haberi var mı? Ben belediye başkanı olarak haberdar değilim. Sizin var mı? Bizim var. 100 binlik plan, yani 100 binlik plan bitmek üzere. Yani sizin iki tane noktaya değil, yine Tekirdağ, Kocaeli başta olmak üzere başka noktalara transferinin çalışıldığı bir plan mekanizması var mı? Yani bu konuda bir ofis çalışıyor ve bir ilçe yöneten Ekrem İmam olarak benim bundan haberim yok. 5 yıl yönet. Bireysel birinin haberi varsa bilemem, o kendi belki özel ilişkisinden olabilir. Bu şehir planları kamuya açık çizer, kamuya açık tasarlar. Şehir bilecek, odalar bilecek. Bir şirket de bu tasarlanmaz. Bu işi Büyükşehir Belediyesi'nin mekanizması tasarlar. Bakın bu şehir 20 yıl önce de çevre düzeni planı çalıştı, 100 binlik plan çalıştı, çöpe gitti. Ben şehire, bu şehri sadece 25 senede 7-8 noktasında alabora eden projeleri tek tek sıralarım size. Hayatımızı alabora eden mekanizmalar. Bir gün bir başka yerde kurulan bir mekanizma, bir gün bir başka yerde kurulabilir. O bakımdan biz bu talihsizliği bu kentte yaşattırmamak için elimizden gelen tüm demokratik ve hukuki mücadelemizi vereceğiz. Kararlıyız, her noktayı insanlarımıza anlatacağız. Yani toplumun %1'inin haberdar olduğu değil, toplumun %90'ının haberdar olduğu karar mekanizmalarını topluma atacağız. Bakın bir kent meclisini bu şehrin insanlarına açtık, milyonlarca insan bu şehrin kent meclisini izliyor, fikir biliyor, hesap soruyor ve bize projelerini gönderiyor. İnsanlar buna susamış. Bunu yapacağız. Bir kişinin karar verdiği, bir kişinin iradesiyle geleceğine takdirde bulunduğu bir kent değil, bu şehrin 16 milyon insanın iradesinin karşılık bulduğu ve o iradenin yön verdiği bir kent var etmek istiyoruz. Ben bu şehrin zeki, çevik ve ahlaklı 16 milyon insanına güveniyorum. Tek başına hiç kimsenin bir şey ifade etmediğini de biliyoruz. Ben çok akıllı bir insanım. 16 milyon insanın aklına riayet edecek, aklına güvenecek kadar akıllı bir insanım. Bu bakımdan İstanbul kentinin böyle bir sürece erişmesini çok ama çok istiyorum. Yani siz şimdi kalkacaksınız, bu kentin iki tane önemli yapısını, Haydarpaşa'yı ya da Sirkeci Garı'nı kim olduğunu benim bilmediğim, hiç bilmiyorum, bilen varsa kendi anlatsın. Kalkacaksınız, ticari faaliyette bulunmayacak diyeceksiniz. Kültür ve sanat hayatına hizmet etmeli diyeceksiniz. Yani bir lira bile kazanamayacak diye tarif yapacaksınız. Böyle alanlar kamu çıkarına, bir kamu kurumuna verilir. Bu yasada var, kurallarda var, yönetmeliklerde var. Bu böyledir. Başka bir niyetiniz varsa onu açıklayın. Ama yoksa bu yöntem belli, yani başka bir yolu yok. Kaldı ki bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile devletin başka kurumları arasında yani birçok örneği var. Defalarca yapılmıştır. Siz böyle bir adımı atacaksınız, İstanbul halkının gözleri önünde 10 bin lira sermayeli, kültür ve sanat konusunda hiçbir tecrübesini bilmediğiniz bir insana buraları vermek için bir de kalkıp yetkili bireyler olarak avukatlık yapacaksınız.
bir ihaleye 25 gün kala İstanbul Büyükşehir bu belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu ihaleye giremez diye bakanlık basın müşavirliği açıklama yapıyor. Akıl tutulmaz. Ben akıl tutulmaz diyorum. Yani nasıl bir motivasyondur? O bakımdan biz bu şehrin maneviyatına, tarihine, geçmişine sahipken gelecekle ilgili adımları atarken de sizlere soran, sizlerle beraber hareket eden bir süreci başlatacağız. Milletin malını millete kullandırmak için sonuna kadar hukuki tüm hakkımızı kullanarak mücadelemizi vereceğiz. Ve bu konuda yanlış karar veren birisi olursa da yine hukuki yollardan sonuna kadar kararlı bir şekilde çözüm arayacağımızı, yol haritası oluşturacağımızı, bu kararlılığımızı hiç kimsenin unutmaması gerektiğini de altını çiziyor. Çok kararlıyız. 16 milyon insanın belki de tahmin edemeyeceği kadar kararlıyız. Değerli dostum, adaletin olmadığı, demokrasinin olmadığı hiçbir yerde ekonomiden bahsedemezsiniz. Hani bu da kuma kafasını sokmak gibi olur. Ya da üç maymunu oynamak gibi olur. Adaletin olmadığı bir yerde, özgürlüğün olmadığı bir yerde, demokrasinin olmadığı bir yere sermaye taşıyamazsınız. Olmazsa olmaz budur. Batı ülkeleri zengin olduğu için demokratik olduğu söylenir. Tam tersi. Demokratik olduğu için zengin ülkelerdir. O bakımdan biz demokrasinin de cumhuriyetle beraber çok yakıştığını bilen ve ona sahip çıkan ve onu güçlendirmek için mekanizmalar oluşturma konusunda kararlı bir yönetim olduğumuzda sizlere duyurmak isterim. Kesinlikle her yerde yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi dedirtecek bir yöntem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneteceğimizi İstanbul halkına ve bu kentin kıymetli sanayicilerine duyurmak isterim. Bu manada özellikle bu güzel rejimin, bu güzel sürecin 96 yıldır her aşamasında katkı sunan herkese minnet duyuyorum. Elbette ki 96. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. İnşallah coşkulu bir şekilde hep beraber kutlarız. Kutlama alanlarımız hepinizi bekliyoruz. Ve biz 96. yılını kutlayacağımız güzel Cumhuriyet'in kuruluşuna katkı sunan herkesi, o dönemin komutanlarını, o dönemin insanlarını, sırtında mermi taşıyan annelerinden, erkeklerine, herkese katkılarından dolayı minnet duyuyoruz. Elbette ki iyi ki ülkenin kurucusu kendi şahsi menfaatini düşünmeden tümüyle varlığını milletine adamış olan karakterinin özgürlük ve bağımsızlığa tabi olduğunu ifade eden Mustafa Kemal Atatürk gibi bir kurucuya sahip. Ne mutluyuz. Biz bu ülkenin her kuruşuna sahip çıkan değerli yönetim felsefesini savunan ve bundan asla vazgeçmeyen bir dönemi var edeceğimizi söylemiştik. Bu şehirde tıkanan bir kısım ekonomik süreçler var. Değerli sanayi odamızın mevzuları bu şehirde yüze yakın ne yazık ki durmuş, yarım kalmış, ihalesi yapılmış ama hiç başlanmamış, yüze yakın İstanbul'un muhtelif noktalarında projeleri teslim aldık. Yani hepsine çözüm buluyoruz. Sadece Üsküdar Belediyesi'nde sunuma gittiğimde ve her belediyeye geziyorum. Sadece Üsküdar Belediyesi'nde yine Üsküdar Belediye Başkanlığı 2018 yılından itibaren durmuş, çalışmayan, yavaşlamış, efendim söyleyeyim müteahhidi konkordato ilan etmiş Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13-14 noktadaki projesini bir ilçe bize aktardı. Bu bakımdan bu projeleri harekete geçirmek, bu projeleri hızlandırmak ve bu konuda yeni finansal düzenlemelerle sağlıklı bir finansman metoduyla bu projeleri bitirmek durumundayız. Ne yazık ki birçoğu, bir kısmı gereksiz, bir kısmı anlamsız, bir kısmı da zamansız yapılan proje. Böyle bir sıkıntı var. Bu ülkenin yani parası kolay kazanılmıyor. Hiçbir iş adamı 2300 metrede 7 kat kapalı otopark yapmaz. Ya da bunun benzeri bir kısım projeler. Ben
1,5 milyar liralık bir projenin yapılmama kararını veren teknik adamlarıma teşekkür ettim geçen hafta. Evet, yakında açıklayacağız, sizlere de davet edeceğiz. Belki ülke literatürüne ilk defa girecek. İlk defa bu şehirde ve bu ülkede temel atmama töreni yapacağım. Temel atmama töreni. 1,5 milyar. Kalemlerini tek tek anlatacağım size. Üzülüyorum, böyle bir süreci, böyle bir ortamı var ederek, tasarrufla, israfı engelleyerek, gerekli gereksiz kurumlara bir şey üretmenin değil, bu şehrin gerçek ihtiyaçlarını karşılayarak çok güzel şeyler yapılabileceğini bu kentte ispat edeceğiz. Bir şehrin ekonomisini iyi yönetirseniz, tasarruf yapar, israfı engellerseniz, bu şehrin her kuruşunu verimli kullanmayı kendi karakterinizde ortaya koyarsanız, o zaman bu kentin kendine yetecek finansmanı var, parası var, kabiliyeti var, potansiyeli var. O kadar kolay ki işimiz. Ben bu kolaylığı yaşamış, hissetmiş ve test etmiş bir kişiyim. Keyifli bir İstanbul sürecini beladan uzak, sıkıntıdan uzak, depremden uzak bir şekilde bu kentte yaşatma karşısındayız. Elbette uluslararası sorunlarımız var. Elbette ülkemizin güneyinde, Suriye sınırında bizi tehdit eden terör problemlerimiz var. Bunları hep birlikte aşacağız. Elbette silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. Silahlı kuvvetlerimizin bir ferdinin dahi şehit olmasını istemiyoruz. Tutarlı, kalıcı, sulh ve evrensel değerleri hiçbir zaman sıkıntı yaratmadan her gün tutarlı kararlarımızla beladan ve sıkıntılardan uzak bir ülke var etmek istiyoruz. Bu konuda da kararlıyız. Bu konuda İstanbul'un üzerine ne düşüyorsa biz bu şehir halkı adına, ülkemizin, milletimizin geleceği adına gerekeni yapacağız. O bakımdan kimsenin şüphesi olmasın. Umut ediyorum ki İstanbul'un ne yazık ki dünyada eşi benzeri görünmeyen 7-8 yılda bu ülkeye 4 milyon mültecinin girilmesine sebep olan ve hala Suriye'de sadece toprağın altındaki petrolü düşünerek karar alan ve sürekli kararlarını değiştiren, Suriye'de bu kararlarla bizi de büyük sıkıntıya sokan, net söylüyorum ki Rusya ve Amerika'nın uyguladığı politikalara inanmayan, itibar etmeyen, kendi dış politikalarımızı en tutarlı şekilde oluşturma konusunda kararlı bir dış politikayı var etmek zorunda olduğumuzu düşünen bir birey olarak diyorum ki bir an önce bu mülteci konusunda çözmek zorundayız. Bu şehirde 1 milyon mülteci var. Bu ülkede 4 milyon mültecinin 500 bine yakını bu ülkede doğmuş durumda. Bu bakımdan bu kadar acı rakamların bir ülkenin gelecekle ilgili nasıl bir sosyolojik tehdit oluşturacağını, o insanlar içinde nasıl bir trajedilere dönük bir yol haritası oluşturduğunu varın hep beraber oturup düşünelim. Dünya böyle bir örnek yaşamadı. Ve dünya böyle bir sürecin ne yazık ki altyapısı da iyi oluşmadığı için, dünyanın da bakışının farklı bir yerde olduğu için ilgilenmediğini hep beraber görüyoruz. Avrupa bu süreçle ilgilenmedi. Üzerine söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Bu konuda da hem şehir politikaları, hem ulusal, hem de uluslararası politikalar oluşturma konusunda kararlı, susan değil, en fazla konuşan kurumlardan ve makamlardan biri olmayı da hepinizin huzurunda söylüyorum. Ama ulusal platformda, ama uluslararası platformda. Çünkü bu şehir şu anda mültecilerin, her 4 mülteciden birisini barındıran şehir. Bu da şehrimiz adına tehdit noktasına gelmiş bir sorun olduğunu, bunun da milli bir mesele olduğunu, çözmemiz gereken milli bir mesele olduğunu da altını çizmek istiyorum. Değerli meclis üyeleri, fazla vaktinizi aldığını biliyorum. Sözlerime son vermeden önce özellikle Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzel, kadim ve dünyanın bana göre en güzel şehrinin dünyayla rekabet edebilecek seviyelere çıkması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Her noktada, her masada oturup bu şehrin problemlerini konuşabiliriz. Halkımızın önünde, gizlisi saklısı yok. İstanbul'un Saraçhane Belediye binası sizlere ait. Zaten büyük bir kısmını bu şehrin çok güzel bir kütüphanesi yapıp altında halkın kurullarının ve kurumlarının yönetime katkı sunduğu bir mekanizmayı kurup
her anını yaşayabileceğiniz bir yapıya dönüştürüp aynı zamanda bahsettiğimiz o demokrasi unsurların oluştuğu bu kentin bir nevi simgesel bir yapısına dönüşmesini de sağlayacağız. Gelin bu şehri ve bu güzel insan, güzel ülkenin insanların hayatlarını hep beraber iyileştirelim. Onlara daha fazla iş imkanı verelim. Ekonomiyi daha iyi bir yere getirelim. Daha mutlu, huzurlu, özgür bir toplum yaratma adına demokrasiyi güçlendirelim, cumhuriyeti güçlendirelim. Hep birlikte çalışalım. Bu hep birlikte çalışmak, hep birlikte üretmek konusunda kararlı bir hemşeriniz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.